Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. İbrahim Sûre-i Celle'sinde cüzün sonuna doğru olan şeyde, 3. sayfada. Orada ve meselü kelimetin habisetin keşecetin habisetin cüsset min fevkil ardı mehleha min karar diyor. Kötü kelime, kötü bir beyan, Hazreti Fil'in yaklaşımıyla bir yönüyle ortaya konan her şey bir yönüyle kudret kelimesi. Tekvini emirlerde her şey kudret kelimesi. Sabah Haşir Risalesi'nde de okuduğumuz gibi, gördüğünüz gibi. Her şey kudret kelimesi. Kur'an-ı Kerim de Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen kelimelerdir. Kelimelerin kutsal mecmuasıdır. İnsan da bir kelimedir. Onun için Seyyidina Hazreti Mesih'e de bir kelime deniyor. Aynen öyle. Fakat orada bir temsil olarak ifade ediliyor. Bir kelime, ağzınızdan çıkan bir kelime veya davranış olarak ortaya koyduğunuz bir tavır, öyle bir kelime, arkada bıraktığınız bir eser, öyle bir kelime, sebebiyet verdiğiniz bir yönüyle işte olumlu bir şey veya olumsuz bir şey, öyle bir kelime. Meseleye bakarken öyle bakmak lazım. Ve meselu kelimetin habisetin keşeciretin habisetin tüsset min fevkle ardi mâ lehe min karar. Yeryüzünde derinliklere doğru kök salmayan, çok değişik şeylerle hemen sürekli oynayıp giden, yer değiştiren, değişik fırtınalar karşısında devrilen, yaprakları savrulan bir ağaç gibidir. Habisetin tüsset min fevkle ardi mâ lehe min karar. Yeryüzünde onun için hiç karar yok. Efendim, Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle münafıkı anlatırken müzebzebine beyne zalik orada, zıp orada, zıp burada. Günümüzde bu türlü müzebzebini çok görüyorsunuz. Menfaat ve çıkar söz konusu olduğunda hemen birdenbire bakıyorsun ki böyle hemen birdenbire yeri değiştiriyor farkına varmadan. İşte habis kelime öyle. Güzel bir kelimeye gelince kelimeyi geniş anlamıyla ele alın. Keşeceretin tayyibetin. O da mübarek bir ağaç gibidir. Temiz, tertemiz bir ağaç gibidir. Kendisine güve musallat olmamış. Küfe maruz kalmamış. Yerin derinliklerine doğru kök salmış. Bir hak dostunun dediği gibi, Allah'ın gazabından korkuyorsan, onun emirlerine sımsıkı sarıl. Zira ağaçlar, şiddetli fırtınalar karşısında devrilmemek için yerin derinliklerine doğru kök salarlar. Asluha sabitun, kök salmış, sabit kadem, dimdik, hak ve hakikatta, istikamette dimdik duruyor. Ve bu dimdik durma da devam ve temadi ile taçlandırıyor. Asluha sabitun ve feruha fissema, yukarılara doğru ser çekmiş. Salkım salkım meyveler sunuyor insanlara. Güzel kelime. Kelimeyi öyle şumulüyle ele alacak olursanız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hani üç şey var, salih evlat gibi, ilim gibi, bir aynı zamanda bir güzide eser gibi, kendi gitse bile sürekli onlarda yapılan hayır hasenat, onun defteri hasenatına bir çağlayan gibi akıp duracak hep. Asluha sabitun ve feruha fissema dedikten sonra Cemal Hocam dedi, tü'ti ukulaha kulle hînin biizni rabbiha. Her mevsimde Rabbinin izniyle o mevsime göre meyve verir. Bakarsınız bir mevsimde bahar mevsimi tere otu verir, kuş ekmeği verir. Sivasların madımak dediği şeydir. Efendim, bir mevsimde bakarsınız, kiraz mevsimi kiraz verir bu Allah'ın kudretiyle. Farklı şeyler. Bir mevsimde bakarsınız üzüm verir. Bir mevsimde bakarsınız hurma verir. Bir mevsimde bakarsınız Hindistan cevizi verir. Her mevsimde o mevsime göre bir kısım meyvelerle adeta cennetteki durum gibi, cennetin ağaçları gibi. Neyi tahayyül ediyorsanız anında oluşur. Kudufuha daniye. Kudufuha daniye. Derilmişleri diyor. Kullandığı bu kelimeyle de esasen
böyle kalkma, yerinden kalkma, el uzatma, o kadar enerji, o kadar efor harcama değil. Burnunun dibine kadar uzanmış, derilmişleri. Derilmiş diyor. Kudufa daniye burnunun dibinde. Tıpkı cennet meyveleri gibi her mevsimde öyle meyve verir. Şimdi esas hocam Cemal Hoca'nın dediği şey, mümin işte öyle bir ağaç olmalı bence. Madem o da bir Allah kelimesidir. Öyle bir ağaç olmalı. Şimdi şu mevsimde ne yapmak lazım yani? Bahara erdik. Acaba bu baharı nasıl şenlendirir? Dilnişin bahçelere çeviririz. Allah'ın izni inayetiyle. Yaza erdik. Baharda ektiğimiz tohumları nasıl başa yürütür? Erzurumların ifadesiyle nasıl kehan ederiz? Bir yönüyle. Timar diyebilirsiniz buna. Timar ederiz de gül bahçesinin diken tarlası haline gelmesine meydan vermeyiz. Bir bahçe ki görmezse terbiye timar, çalı çırpı sarar, haristan olur. Bağistan, bostan, gülistan, bizim hep zengi şairler, İranların sahip çıktığı Sadi, Molla Cami, Hafız-ı Şirazi. Efendim, bağistan, gülistan, bostan, baharistan için haristan olur. Diken tarlasına döner. Yaz mevsiminde ona göre kehanı biliyor musunuz? Kehan derler ona. Timar etme. Olumsuz şeyleri sökme atma. Olumlu şeylerin yolunu açma demektir. Ha sakın aklınıza gelmesin. Hizmete engel olan insanları bertaraf edeceğiz. Bunların hakkından geleceğiz. O başkalarının mülazası. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Bizim düşüncemiz, imkanı varsa mezardaki ölüleri bile kaldırarak yeniden onların dünyayı mamur etmelerini sağlamak, bu ahirete giderken Allah huzurunda yere bakacak durumdan kurtulmalarını temin etmek. Temel felsefemiz bu. Evet, tü ukulha küllehinin bizni Rabbiha. Sonbahar mevsimine gelince ekinleri biçersiniz. Şimdi biçer döverler var yani. O bizim eskiden dövenlerle, Erzurumlar gem derler. Dövenlerle bir sürü üzerinde dönersin ondan sonra. Sap saman filan birbirinden ayrılır. Sonra tığlar yaparsın. Sonra onları savurursun. Buğdayı, arpayı, darıyı bir yere yığarsın. Teç der. Başka yerlerde çeş derler. Teçler yaparsın. Sonra şahına behre gelecek filan alacaklar diye gelir mühürler vururlar ona alacaklarını almaları için filan. Sonbahar mevsimini de öyle değerlendirmek, ambara doldurma mevsimini öyle değerlendirmek ve her şeyi öbür tarafta Cenab-ı Hakk'ın inayet elinin genişletmesi, damlayı derya yapmasıyla, zerreyi güneş yapmasıyla size iade etmesi için اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بَاَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ Hazreti Pir bir sözde de bunu serlava yapıyor bildiğiniz gibi. Burada siz vereceğiniz şeyleri veriyorsunuz. Fakat verdiğiniz şeyler bir damla. Verdiğiniz şey bir zerre. Verdiğiniz şey hiç ender hiç. Yine Hazret'in ifadesiyle hani faniyim fani olanı istemem mülazasında olduğu gibi. Fakat öbür tarafta o rahmeti gazabına sebkat eden ve sihat külle şeyin ve her şeyden daha vasi olan rahmetinin muktezası olarak Allah size derya verecek. Allah zerreye mukabil size güneş verecek. Hiç ender hiç diye rağmen her şeyi verecek. Ve sizi o dilnişin bahçelerinize karşılık dilşad edecek. Allah öyle etsin, öyle ettirsin. Dilnişin bahçeler meydana getirmeye muvaffak kılsın, öbür tarafta da sizi dilşad eylesin. Bu işe yabancı olanları da Allah Celle Celaluhu ünsiyet, ülfet vererek içlerindeki hiddeti, şiddeti izale buyursun. Gerçek insan olmaya hidayet eylesin.